merhaba arkadaşlar. Üsküp Eğitim Kurumları 6. sınıf öğrencileri için hazırladığımız vücudumuzdaki sistemler ve sağlığı konusu fen bilimleri dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber vücudumuzdaki sistemler ve sağlığından bahsedeceğiz. Öncelikle sinir sistemimizden bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar, denetleyici ve düzenleyici sistemler. Yani vücudumuzdaki tüm sistemlerin çalışmasını düzenleyen, birbiriyle uyum ve sorunsuz olarak çalışmasını sağlayan ve çalışmasını denetleyen sisteme biz denetleyici ve düzenleyici sistemler diyoruz. Denetleyici ve düzenleyici sistem sinir sistemi ve iç salgı bezlerinden oluşmaktadır. Bakın, burada adı üzerinde vücudumuzdaki tüm olayları denetleyen ve düzenleyen bir sistemden bahsediyoruz. Şimdi ilk önce sinir sisteminden bahsedeceğiz. Ardından iç salgı bezlerinden, yani hormonlardan birlikte bahsedeceğiz. Sinir sistemi dediğimiz olay, merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Merkezi sinir sistemini ise beyin, beyincik, omurilik soğanı ve omurilik olmak üzere 4 ayrı kısımdan inceleyeceğiz. Bunların görevlerinin neler olduğundan bahsedeceğiz. Hep birlikte merkezi sinir sistemiyle başlayalım. Arkadaşlar bakın, merkezi sinir sistemi dediğimiz yerde ne varmış? Beyin, beyincik. Bakın şurası neresi? Beyin. Neymiş arkadaşlar? Beyin, beyincik, omurilik ve omurilik soğanından bahsediyoruz. Burası bizim için önemli arkadaşlar. Beyin, beyincik, omurilik ve omurilik soğanı dedik. Beyin dediğimiz zaten biliyorsunuz ki kafatasın üst tarafında bulunan girintili çıkıntılı yapıdır. Şurası bizim neyimiz? Beynimiz. Beynin hemen altında şu ense boşluğumuzun orada bulunan ne var? Beyincik var. Beyinciğin hemen alt şu iç kısmında neyimiz var? Omurilik soğanımız var. Ve aşağıda beynimizden, yani beynin arka kısmından arkaya, sırtımıza doğru uzanan neyimiz var? Omuriliğimiz var. Omurilik şu şekilde arkadaşlar aşağıya doğru devam ediyor. Belimizde zaten bulunuyor. Şimdi burada beyin ne yapar? Beynin ne gibi bir görevi var acaba benim merkezi sinir sistemi olarak? Beyin duyu organlarından gelen bilgileri değerlendirir. Beyin konuşma ve istemli hareketlerin oluşmasını sağlar. Beyin vücut sağlığı ve kan basıncını düzenler. Acıkma, susama, uyku durumlarını düzenler. Ayrıca beyin öğrenme, düşünme, hafıza kaybı, hayal kurma gibi etkinlikleri de benim için düzenleyecek. Yani aslında beyin benim için çok önemli. Bakın tekrar söylüyorum. Beyin duyu organlarından gelen bilgileri değerlendirir. Onun haricinde acıkma, susama, uyku durumlarını düzenler. Öğrenme, düşünme, hafıza, hayal kurma gibi etkinlikleri düzenler. Vücut sıcaklığı ve kan basıncını düzenler. Ve son olarak da konuşma ve istemli hareketlerin oluşmasını sağlar diyoruz. Lütfen buraya dikkat edelim. Beyin benim için çok önemlidir dedik. Geldim beyincikten bahsedelim. Arkadaşlar beyincik dediğimiz yapı vücudun hareket ve dengesini sağlar. Kas hareketlerinin düzenli olmasını sağlar. Yani beyincik aslında bir nevi benim için nedir? Bir denge merkezidir. Lütfen burayı unutmayın. Beyincik benim için neymiş? Denge merkeziymiş. Eğer ki beyinciğimde bir problem olursa benim dengemi sağlamamda ne olacak? Yine bir problem yaşayacağız. Beyincik vücudumuzda dengeyi sağlar. Denge ve hareket ve dengesini sağlar. Kas hareketlerimizin düzenli olmasını sağlar. Gelelim omurilik soğanına. Omurilik soğanı dediğimiz yapı ise dolaşım, boşaltım, solunum, sindirim sistemlerinin çalışmasını düzenler. Nefes alma, yutma, öksürme, çiğneme, hapşırma, kusma gibi olayları kontrol eder. Bunları yapan kimmiş arkadaşlar? Omurilik soğanı dedik.
Gelelim omuriliğe. Omurilik ise reflekslerin kontrol edildiği yerdir. Yani bizim reflekslerimiz nerede kontrol ediyormuş arkadaşlar? Omurilikte kontrol ediliyor dedik. Reflekslerin kontrol edildiği yer omuriliktir. Omurilik aynı zamanda organlar ve beyin arasındaki iletimi sağlar. Biliyorsunuz ki organlarımız nerede bulunuyor? Başımızdan aşağıya, yani boynumuzdan aşağı tarafta bulunuyor. Boynumuzdan aşağı tarafta organlar ile beyin arasındaki iletimi sağlayan kim? Omuriliğimiz. Bizim organlar ile beyin arasındaki iletimi sağlar diyeceğiz. Hatta şunu da bir küçük not olarak yazalım. Beyin ve organlar arasındaki iletim diyelim. İletimi sağlar. Tekrar bahsediyoruz. Beyin vücudun ne yapıyordu? Beyin vücut sıcaklığını ve kan basıncını dengeler. Duyu organlarından gelen bilgileri değerlendirir. Konuşma ve istemli hareketleri oluşmasını sağlar. Acıkma, susma ve uyku durumlarını düzenler. Onun haricinde öğrenme, düşünme, hafıza kaybı gibi etkinlikleri düzenler dedik. Beyincik de bizim denge merkezimizde kas hareketlerinin düzenli olmasını sağlardı. Omurilik soğanı da beyinciğin hemen iç kısmına doğru. Zaten şekli görüyorsunuz arkadaşlar. Şurası bizim omurilik soğanımız. Omurilik soğanı ise solunum, dolaşım, boşaltım, sindirim sistemi gibi sistemlerin çalışmasını düzenler. Nefes alma, yutma, öksürme, hapşırma gibi olayları da kontrol eder dedik. Omurilik ise bizim refleks merkezimiz, reflekslerin kontrol edildiği yerdir. Aynı zamanda omurilik beyin ile organlar arasındaki iletimi de sağlar diyoruz. Burada ben size yine bunları anlattıklarımı tek tek yazdım. Buradan not almak isterseniz notlarınızı alabilirsiniz ama ben bir kere daha tekrar edeceğim. Çünkü burası bizim için çok önemli. Lütfen buraya çok dikkat edelim. Beyin duyu organlarından gelen bilgileri değerlendirir. Konuşma ve istemli hareketlerin oluşmasını sağlar. Vücut sıcaklığı ve kan basıncını düzenler. Acıkma, susama, uyku durumlarını düzenler. Öğrenme, düşünme, hafıza, hayal kurma gibi etkinlikleri düzenler diyoruz. Yani bizim beynimizin yaptığı işler burada yazılmış. Beyincik ise benim vücudun hareket ve dengesini sağlar. Beyincik deyince aklınıza ilk gelecek olan denge. Lütfen buraya dikkat edin. Beyincik deyince aklınıza direkt ne gelecek? Denge gelecek. Çünkü benim vücudumun dengesini sağlayan kimdir? Beyinciktir. Kas hareketlerimin düzenli olmasını sağlayan kimdir? Beyinciktir diyoruz. Hatta bu şu şakayı çok yaparsınız. Sizin yaş gruplarınız hatta daha fazla yapıyor. Mesela diyelim ki cuma enseyi kapa diye böyle enseye bir tane ne yapıyorsunuz? Böyle bir enseye vuruyorsunuz. Sizin o enseye vurmanız Allah korusun sizin vücudunuza herhangi bir zarara sebep olabilir. Bakın beyinciğiniz beynin alt tarafındadır. Evet hocam belki o vurmayla sarsılır mı bir şey olur mu? Bilemiyoruz, sarsılma ihtimali vardır. Bu yüzden hiçbir şekilde şu ense kısmınızı ne siz başkasına vurun ne de başkasının size vurmasına izin verin. Dikkat edin, istemeden kötü sonuçlara sebep olabilirsiniz. Omurilik soğanlığı ise solunum, dolaşım, boşaltım, sindirim sistemlerinin çalışmasını düzenler. Nefes alma, yutma, öksürme, çiğneme, hapşırma ve kusma gibi olayları kontrol eder. Omuriliğimiz ise dedik ya refleks davranışlarının oluşumunu düzenler. Birazdan refleksleri ayrıntılı olarak anlatacağız. Organlar ve beyin arasında bilgi iletimini sağlar diyoruz. Gelelim reflekslere. Refleksler dediğimiz ise yani bizim istemsiz tepkilerimize biz ne diyeceğiz? Refleks diyeceğiz. Şöyle düşünün. Küçükken elinizi bir sobaya yaklaştırdığınızda, sıcaklığı hissettiğinizde hemen ne yapıyorsunuz? Geri çekiyorsunuz. Bu nedir? Reflekstir. Ya da bir yerde acı hissettiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Hemen elinizi oradan geri çekiyorsunuz. Bu nedir? Aslında bir reflekstir. Refleks dediğimiz olay ise vücudun kendini koruma isteğidir. Reflekslerin sebebi vücudun kendini korumasıdır.
vücut kendine zarar verecek bir şey hissettiği anda buna karşı ne yapıyor? Bir refleks gerçekleştiriliyor ve kendini korumaya başlıyor. Ama tüm refleksler bu şekilde mi? Hayır. Daha çok doğuştan kazanılan refleksler vücudun kendini korumasıyla alakalı bir durum. Yani tekrar söyleyelim, vücudun ışık, ses ve sıcaklık gibi bazı uyarılara karşı ani ve istemsiz tepki göstermesine biz ne diyoruz? Refleks diyoruz. Reflekslerimizi ikiye ayıracağız. Doğuştan kazanılan refleksler ve sonradan kazanılan refleksler. Doğuştan kazanılan refleksler istemsiz olarak tepki gösteririz buna ve buradaki amaç vücudun kendini korumasıdır. Mesela iğne batan elin geri çekilmesi. İstemsiz olarak geri çekiyoruz. Çünkü neden? Canımız acıyor. Canımız acıdığımız için de bizim vücudumuzu korumamız gerekiyor ve direkt refleks olarak elimizi geri çekiyoruz. Yeni doğan bebeğin emme hareketi. Bebek emmeyi biliyor mu? Öğretiliyor mu ona? Hayır, öğretilmiyor. Doğduğu zaman direkt zaten ne yapabiliyor bebek? Emme hareketine sahip. Emme hareketine sahip olması bir tüm canlılar, yani tüm bebeklerde olduğu için bu bir nedir? Reflekstir diyoruz. Yüksek ateşten irkilme. Biraz önce bahsettim. Elinizi sıcak bir şeye değdirdiğiniz zaman hemen ne yaparsınız? Çekersiniz. Bunu siz de yaparsınız. Bir yaşındaki çocuk da yapar. O yüzden yüksek ateşten irkilme doğuştan kazanılan bir reflekstir. Ateşten yanan elin geri çekilmesi. Yine aynı şeyden bahsediyoruz. Diz kapağına vurulunca bacağın öne doğru fırlaması. Bunu hatta çok deneriz. Refleksleri anlatırken de çok yaparız. Sınıflarda da çok fazla yapıyoruz. İsterseniz sizler de evlerinizde yapabilirsiniz. Diz kapağın üst tarafına vurun. İstemsiz olarak bacağınızın şu diz kapağından alt tarafın kısmı ne yapacaktır? İstemsiz olarak yukarı kalkacaktır. İşte bu yukarı doğru kalkması ani bir reflekstir. Yani istemsiz olarak verilen tepkidir. Göz bebeğinin fazla ışıkta küçülüp az ışıkta büyümesi. Bu da fazla ışık ya da az ışığa karşı istemsiz olarak verdiğimiz bir tepkidir. İstemli değildir kesinlikle. Hani ben isteğime göre büyütüyorum, isteğime göre küçültüyorum. Hayır, böyle bir durum söz konusu değildir. İstemsiz olarak verdiğimiz tepkidir. Lütfen buraya dikkat edelim. Sonrasında refleksleri sonradan kazanılan refleksler olarak inceleyeceğiz. Sonradan kazanılan refleksler, yani doğduğumuzda bizde yok bu refleks. Daha sonrasında kendimizi geliştirdikçe, öğrendikçe kazandığımız bir refleksten bahsediyoruz. Örgü örme. Hatta dikkat ederseniz anneanneleriniz, babaanneleriniz ne yaparlar? Hiç bakmadan böyle örgüyü örerler. Sizle konuşurken aynı zamanda hiç bozmadan örgüyü direkt örebilirler. Ve siz şunu düşünebilirsiniz. Allah'ım bunu nasıl yapıyorlar? Hiç diyorsunuzdur, eminim ki demişsinizdir. Anneanne ya da babaanne, siz bunu nasıl yapabiliyorsunuz? Nasıl yanlış yapmadan örebiliyorsunuz? Çünkü o insanlar artık örgü örmeye karşı bir refleks kazanmışlardır. Bakmadan, yani orayı hiç düşünmeden de aynı şekilde, doğru şekilde örgü yapabilirler. Araba kullanma da aynı şekildedir. Bakın, araba kullanırken her ne kadar tehlikeli de olsa, telefonla konuşuluyor ya da farklı şeylere bakılabiliyor. İşte bunlar da nedir? Araba kullanmada sonradan kazanılan reflekslerdir. Dans etme, yüzme, limon yiyenin ağzının sulanması, bisiklet sürme, paten sürme, ezbere şarkı söyleme, bunların hepsi sonradan kazanılan reflekslerdir. Sonradan kazanılan refleksleri çok rahat bir şekilde, hiç adapte olmadan, yani hiç oraya kafamızı vermeden bile çok rahat bir şekilde ne yaparız, yapabiliriz. Hatta bisiklet sürmeyi şöyle düşünebilirsiniz. Bisiklet sürmeyi öğrenen bir kişi daha sonrasında asla bisiklet sürmeyi unutmaz. Yıllarca sürmese bile tekrardan sürdüğünde ne olur, onu çok rahat sürebilir. Çünkü ona karşı artık bir refleks kazanılmıştır diyoruz. Limon yiyen kişinin, mesela şöyle düşünün, sizin karşınızda limon yese biri belki ağzınız sulanmayacak. Ama başka bir kişi limona karşı refleks kazandığı için karşısına bir limon yediğinde ne oluyor? Direktmen ağzı sulanabiliyor. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Çevresel sinir sisteminden bahsedeceğiz.
Çevresel sinir sistemi merkezi sinir sistemi kadar ayrıntılı değil. Merkezi sinir sisteminde 4 farklı yapıdan bahsetmiştik. Beyin, beyincik, omurilik soğan ve omurilikten bahsetmiştik. Ama çevresel sinir sistemi öyle değil. Şekle bakacak olursanız zaten bunu görebiliyorsunuz. Bakın, çevresel sinir sisteminde öncelikle şöyle yapalım. Hemen bir merkezi de bir kere daha tekrar etmiş olalım. Şurası neydi arkadaşlar? Beyin. Şurası beyincik, şurası omurilik soğanı, şu aşağıya doğru uzanan da bakın belimize kadar gelen yapıda burası nedir? Omuriliğimiz dedik. Omurilikten bütün vücuda dağılan bu sinirler, bu çizgiler görmüş olduğunuz çizgiler sinirlerdir. Vücuda ağ gibi saran sinirler bizim çevresel sinir sistemimizi oluşturuyor. Bakın omurilik ne yapıyordu? Beyin ile organlar arasındaki iletimi sağlıyordu. Çevresel sinir sistemi de vücudu ağ gibi saran sinirlerden oluşur. Bakın vücudumuzun her yerine, ayak uçlarımıza, parmak uçlarımıza kadar giden sinirlere biz ne diyoruz? Çevresel sinir sistemi diyoruz. Merkezi sinir sistemi ve vücut organları arasındaki sinirsel iletimi sağlar. Bakın söylemiştik ya, omurilik merkezi sinir sistemi, yani beyin, beyincik, omurilik soğandan bahsediyoruz. Bununla birlikte organlar arasındaki sinirsel iletimi sağlayan kimmiş? Çevresel sinir sistemi diyoruz. Çevresel sinir sistemi beyin ve omuriliği diğer organlara bağlayan sinirlerden oluşur. Ne oluyor? Şimdi sinirlerimiz omuriliğe bağlanıyor, omurilik de oradan beyne bağlanıyor ve bu şekilde beyin ile organlar arasındaki iletişim sağlanmış oluyor. Beyin baştaki duyu organlarına, kaslara ve iç salgı bezlerine sinirler aracılığıyla bağlanır. Şimdi demiştik ya, beyin duyu organlarından gelen tepkileri düzenliyordu. Şimdi peki duyu organından gelen tepki nasıl beyine gidiyor? Öncelikle sinirlere gidiyor, sinirlerden omuriliğe, omurilikten de beyne iletimi sağlanıyor ve bu şekilde duyu organlarıyla beyin arasındaki bir iletişim sağlanmış oluyor. Devam edelim. Geldik ikinci kısma. İç salgı bezlerinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar en başta söylediğimiz gibi sinir sistemimizi ikiye ayırmıştık. Ve merkezi ve çevresel sinir sistemi demiştik. Ama denetleyici ve düzenleyici sistemleri de kendi içerisinde ikiye ayırmıştık. Sinir sistemi, iç salgı bezleri. Evet, sinir sistemi dediğimiz kısmı ne yaptık? Bitirdik. Orayı da merkezi ve çevresel sinir sistemi olarak ele aldık. Şimdi ise denetleyici ve düzenleyici sistemlerin ikinci kısmı olan iç salgı bezlerinden bahsedeceğiz. İç salgı bezleri benim için çok önemli. İç salgı bezleri deyince aklıma kim gelecek? Hormonlar gelecek. Çünkü ben hormonlar sayesinde vücudumdaki metabolik olayların birçoğunu düzenlemiş oluyorum. Hemen şöyle yazalım. İç salgı bezleri deyince aklımıza kim gelecekmiş? Hormonlar gelecekmiş arkadaşlar. Önce biraz burada bahsedelim. Bir sonraki slaytımıza zaten birazcık daha ayrıntılı bilgi vermiş olacağız. Şimdi bakın, bizim buradaki iç salgı bezlerimizden bahsederken şunlardan bahsedeceğiz. Hipofiz bezi. Hipofiz bezi beyinde bulunuyordu. Hipofiz bezinin ayrıntısına birazdan hemen gireceğim. Daha sonrasında gırtlak ile soluk borusu arasında kim bulunuyor? Tiroid bezimiz bulunuyor. Böbreklerin üstünde böbrek üstü bezlerimiz bulunuyor. Daha sonrasında pankreaslarımız var. Karaciğerin alt kısmında bulunan pankreasımız var. Ve son olarak da eşeysel bezler, yani cinsiyete özel bezlerden bahsediyoruz. Dişi eşeysel bezi ve erkek eşeysel bezinden bahsettik. Bakın, hipofiz bezi, tiroid bezi, böbrek üstü bezleri ve pankreas. Dişilerde ve erkeklerde ortak olarak bulunan iç salgı bezleri. Ama dişi eşeysel bezi, yani yumurtalık, sadece dişilere özeldir. Erkek eşeysel bezi, yani testisler ise sadece erkeklere özeldir diyoruz. Bunların farklı olmasının sebebi, cinsiyetlerimiz farklı olduğu için, biliyorsunuz ki cinsiyetlerin kendine ait özellikleri vardı. Bu özelliklerden dolayı da bizim dişilerde ve erkeklerdeki eşeysel bezlerimiz farklıdır. Hatta şuraya şöyle yazalım mı? Yumurtalık diyelim. Buraya da
testis diyelim. Şimdi arkadaşlar devam edelim hep birlikte. Öncelikle hipofiz bezi nedir ondan bahsedelim. Hipofiz bezi için şunu söylemiştik. Dedik ki beyinde bulunan bir bezdir dedik. Yani beyine çok yakın olan bir bezdir. Bezdir derken aklınıza normal bez parçası gelmesin. Burada bir kese var. O kesenin içerisinde bulunan bir yapıdır ve buradan hormon salgılanır. Hipofiz bezinden tiroksin hormonu salgılanır. Tiroksin hormonu nedir? Büyüme hormonudur. Şuraya yazalım. Hipofiz bezinden hangi hormon salgılanıyormuş? Tiroksin hormonu salgılanıyor. Peki tiroksin hormonu ne işe yarar? Tiroksin hormonu bizim büyümemizi sağlar arkadaşlar. Bizim büyüme hormonu salgılayan kimmiş? Hipofiz bezimiz. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Şuraya yanlış yazdım. Hemen düzeltelim bir saniye. Tiroid beziyle karıştırdım. Çok özür dilerim. Tekrar anlatalım. Baştan alalım arkadaşlar şurayı. Evet şurası doğru. Hipofiz bezi bize büyüme hormonu salgılar ve beyne çok yakın bulunan bir bezdir dedik. Onun haricinde hipofiz bezi ise iç salgı bezlerinin denetimini sağlar. Şöyle yapalım. Hipofiz bezi için ne dedik? Büyüme hormonu salgılar ve bizim iç salgı bezlerini denetler. Yani diğer bütün salgı bezlerinden sorumlu olan kim? Hipofiz bezidir dedik. Sonrasına gelelim tiroid bezine. Evet tiroid bezi tiroksin hormonu salgılar. Tiroid bezi dediğimiz bez ise gırtlağın altında soluk borusunun üst kısmında bulunur. Tiroksin hormonu sağlar. Tiroksin hormonu dediğimiz olay da şöyle düşünebilirsiniz. Vücuttaki diğer kimyasal olayları denetler. Yani metabolizmayı etkiler. Eminim ki tiroid hastalarını duymuşsunuzdur. Mesela tiroid hastalarında nasıl olacaktır? Eğer ki tiroid bezi çok fazla çalışmazsa, yani tiroid hormonu çok iyi salgılayamazsa, ne olacaktır? O kişinin vücudundaki metabolik olaylar yavaşlayacaktır. Yavaşlamaktan kastımız metabolizması yavaşlayacak, saç dökülmesi başlayacak, sinir, stres meydana gelecek. O yüzden aslında tiroid bezi bizim için çok önemli. Az salgılanması ya da çok salgılanması bizde hastalığa sebep olacaktır. Evet ölümcül hastalıklar değillerdir. Ama yine de dikkat edilip kontrol altında tutulması gereken hastalıklardır diyoruz. Tiroid bezi ne yapıyormuş? Tiroksin hormonu salgılıyormuş. Bizim metabolizmamızı düzenliyor. Vücudumuzdaki diğer kimyasal olayları düzenliyor dedik. Şimdi peki tiroid bezi başka ne yapacak? Tiroid bezi büyümeyi ve gelişmeyi de etkiler. Eğer ki düzgün şekilde çalışmazsa bizim büyümemiz ve gelişmemiz de etkiler diyoruz. Peki tiroid bezinin düzgün çalışması için neye ihtiyacı vardır? İyota ihtiyacı vardır arkadaşlar. O yüzden bu tükettiğimiz tuzlar var ya, iyotlu tuzlar diye geçen tuzlar. Onlardan tüketmemiz gerekiyor. Az ya da çok olması durumunda tabii ki iyot miktarına dikkat edeceğiz. Bunun için doktorlardan bilgilendirme alacağız. Böyle bir rahatsızlığınız varsa doktora gidebilirsiniz. Gelelim böbrek üstü bezlerine. Böbrek üstü bezleri ise ne yapacak arkadaşlar? Adrenalin hormonu salgılar. Peki ne zaman adrenalin hormonu salgılıyorlar? Biz korktuğumuzda ya da coşkulandığımızda ya da heyecanlandığımız gibi durumlarda böbrek üstü bezleri adrenalin hormonu salgılarlar. Adrenalin hormonu da metabolizmayı hızlandırır. Hatta böyle heyecanlandığınızda eliniz terler, böyle bir vücudunuzun sıcaklığı artar. İşte bunu sağlayan kimdir? Adrenalin hormonudur diyoruz. Kalp atışlarınız hızlanır, göz bebekleriniz büyür. Bunların hepsini sağlayan böbrek üstü bezlerden salgılanan adrenalin hormonudur. Şurayı düzeltelim. Böbrek üstü bezi ne yapıyormuş arkadaşlar? Adrenalin hormonu salgılıyor. Peki adrenalin sonucunda ne oluşuyor? Adrenalin sonucunda
bizim metabolizmamız hızlanıyor, kalp atışımız hızlanıyor, göz bebeklerimiz büyüyor. Bizim ne zaman adrenalinimiz artacak peki? Biz korktuğumuzda ya da çok coşkulandığımızda ya da çok heyecanlandık diyelim. O zaman adrenalin hormonu salgılayacak böbrek üstü bezlerim. Bazı arkadaşlarımızın mesela şöyle düşünelim. Sınav kaygısı var. Sınav kaygısı esnasında şunu söylüyor. İşte kalbim çarpıntı yapıyor, ellerim terliyor, kendimi kötü hissediyorum. Buna sebep olan kimdir işte? Böbrek üstü bezinden dolayı salgılanan adrenalin hormonudur dedik. Sonra gelelim pankreasa. Peki pankreas ne yapacak? Pankreas dediğimiz ise insülin ve glukagon hormonlarını salgılayacak. İnsülin dediğimiz kan şekerini azaltır. Glukagon ise kan şekerini arttırır. Şimdi şöyle yazalım. Pankreastan insülin ve glukagon hormonları salgılanır. İnsülin kan şekerini düşürürken glukagon ise kan şekerini arttırır. Hatta etrafınızda görmüşsünüzdür. Ben hani böyle vücutlarına iğne yapan insanlar vardır diyorlar ya, benim işte insülin yapıyorum. Daha çok yaşlılarda görebilirsiniz ama genç, yani çocuklarda da doğuştan gelen bir şekilde olabiliyor. Onlar ne yapıyorlar? Vücut kan şekerini kendisi düzenleyemediği için dışarıdan takviye olarak insülin hormonu vücutlarına veriyorlar ve kan şekerini ne yapıyorlar? Düşürüyorlar. Glukagon da kan şekeri düşüklüğünde daha çok kullanılıyor ve bu şekilde kan şekerinin arttırması sağlanıyor. Gelelim dişi eşeysel bezine, yani yumurtalığa. Dişi eşeysel bez dediğimiz yumurtalık sadece kadınlarda bulunur. Yumurta oluşumunu sağlar. Östrojen hormonu salgılar. Regl oluşumunu ve gebelik sürecini düzenler. Kadınlara ait özelliklerin oluşmasını sağlar. Bakın, yumurtalık dediğimiz olay, yapı, yani yumurtalık dediğimiz dişi eşeysel bezi ise yumurta üretir. Kadınlara ait özelliklerin oluşmasını sağlar. Mesela bu nedir? Regl. Regl'ı sadece biliyorsunuz ki kadınlar olabiliyor. Ergenlik dönemine girdiklerinde itibaren artık her ay bir defa olabiliyorlar. Erkeklerde böyle bir durum söz konusu mu? Hayır, söz konusu değildir. İşte göğüslerin gelişimi aynı şekilde yumurtalıkla sağlanan bir yapıdır. Erkek eşeysel bezi, yani testislerden bahsediyoruz. Testisler ne yapacaklar burada? Testisler burada testosteron hormonu salgılayacaklar ve sperm oluşumunu sağlarlar. Erkeklerin üremesi için gerekli olan sperm oluşumunu sağlarlar. Erkeklere ait özelliklerin oluşumunu sağlarlar. Şuraya yazalım arkadaşlar. Yumurtalık, östrojen. Erkek eşeysel bezi ise, şuraya yazayım, testosteron hormonu salgılar. Bakın, yumurtalık sadece kadınlara ait özelliklerin oluşumunu, testosteron ise sadece erkeklere ait özelliklerin oluşumunu sağlayacaktır. Şimdi bir sonraki slaytımıza bir kere daha tekrar edelim bu durumu. Gelelim, hipofiz bezi. Beynin alt kısmında bulunan nohut tanesi büyüklüğündeki bir bezdir. Burada bir kese var. Bu kesenin içinde bulunuyor. Zaten şeklinde arkadaşlar burada görebilirsiniz. Diğer iç salgı bezlerini yönetir. Yani pankreas, eşeysel bezler, böbrek üstü bezleri ve tiroid bezlerinin hepsinden kim sorumludur? Hipofiz bezi sorumludur diyoruz. Ve büyüme hormonu salgılar. Yani bizim büyümemizi sağlayan kimdir? Büyüme hormonu salgılayan kimdir? Hipofiz bezimizdir dedik. Geldik tiroid bezine. Tiroid bezi ise soluk borusu ile gırtlak arasında bulunur dedik. Boynun o ön bölgesinde bulunur ve tiroksin hormonu salgılar demiştik. Peki tiroksin hormonu ne yapıyordu benim için? Vücudumdaki metabolik olayları ya da diğer kimyasal değişimleri yöneten kimdi? Bizim tiroid bezimizden salgılanan tiroksin hormonuydu. Peki tiroid bezine neye geliyordu? Bunun için iyot kullanmamız gerekiyordu. Burada da şeklini zaten arkadaşlar gördünüz.
Pankreastan bahsedelim. Pankreas ise midenin alt ve arka tarafına yaprak şeklinde bağlı bir bezdir. Buradaki pankreas salgıladığı enzimler sayesinde ne yapıyordu? Hangi enzimleri salgılıyordu? İnsülin ve glukagon hormonunu salgılıyordu. İnsülin kan şekerini düşürürken glukagon ise kan şekerini arttırır dedik. Şurayı şöyle yapalım mı? Düşürür, arttırır. Belki buradan da aklınızda kalabilir. Sonrasında böbrek üstü bezlerine geldik. Böbrek üstü bezlerinde asıl salgılanan hormon ne diyeceğiz? Adrenalin hormonudur dedik. Adrenalin hormonu biz korktuğumuzda, heyecanlandığımızda ya da coşku duyduğumuzda salgılanan bir hormondu. Adrenalin salgılanması sonucunda kalp atışımız hızlanır, göz bebeğimiz büyür, metabolizmamız hızlanır, terleriz. Bunun gibi şeyler gerçekleşir. Bunu da sağlayan kimmiş? Böbrek üstü bezlerimiz dedik. Sonrasında eşeysel bezlere geldik. Eşeysel bezler biliyorsunuz ki kadınlarda ve erkeklerde farklıydı. Kadınlarda dişi eşeysel bezi yani yumurtalık, erkeklerde ise erkek eşeysel bezi yani testisler salgılanıyordu. Yumurtalık dişi eşeysel bezlerini oluşturur, eşeysel hormonlar salgılar ve ne yapıyordu? Yumurta oluşumunu sağlıyordu. Kadınlara ait özelliklerin oluşmasını sağlayan kimdir? Yumurtalıktır dedik. Testis ise erkek eşey bezlerini oluşturur. Erkek eşey bezlerini oluşturup erkeklere ait özelliklerin oluşmasını sağlar. Peki bu neydi? Mesela sperm oluşumu ya da sesin kalınlaşması ya da sakal çıkması. Bunların hepsi nedir? Erkeklere ait özelliklerdir. İşte bunları sağlayan kimdi? Testislerdi diyoruz. Evet arkadaşlar, bugün anlatacağımız kısmın sonuna geldik. Burada tekrar ediyorum. Dikkat etmeniz gereken nokta. Merkezi sinir sisteminde beyin, beyincik, omurilik sağanağı ve omuriliğe çok dikkat etmeniz gerekiyor. En önemlisi kimdir? Beyinciktir. Beyincik deyince direkt aklımıza kim gelecekti? Denge gelecekti. Daha sonrasında benim için önemli olan kim? Omurilik. Omurilik hem benim reflekslerimi yönetiyordu hem de benim beyin ile vücut arasında, yani organlar arasındaki iletimi sağlayan kimdi? Omuriliktir dedik. Omurilik sırtımızda böyle sırtımızdan aşağıya doğru inen, beyinden gelen aşağıya doğru inen bir yapıdır dedik. Onun haricinde reflekslerden bahsetmiştik. Refleksler dediğimiz yapı ise doğuştan gelen refleksler ve sonradan kazanılan reflekslerden bahsediyorduk. Bazı refleksler doğuştan direkt bizde bulunuyordu. Sonrasında çevresel sinir sisteminden bahsettik. Çevresel sinir sistemi ise organlar ile beyin arasındaki iletimi sağlıyordu omurilik aracılığıyla. Vücudumuzu ağ gibi saran sinirlerden oluşuyordu. Sonra iç salgı bezlerimize geldik. İç salgı bezlerimizi 5'e ayırdık. Hipofiz, tiroid, pankreas, böbrek üstü ve eşeysel bezler olmak üzere ayırdık. Hipofiz bezi benim için büyüme hormonu salgılardı ve diğer iç salgı bezlerinin çalışmasını denetler dedik. Tiroid bezi ise tiroksin hormonu salgılıyordu. Yine benim büyümeme ve gelişmeme etki ediyordu. Aynı zamanda metabolik olayların vücudumdaki metabolizmayı düzenliyordu. Pankreasta insülin ve glukagon salgılanır dedik. İnsülin kan şekerini düşürürken glukagon kan şekerini arttırır. Böbrek üstü bezlerinden ise adrenalin hormonu salgılanıyor dedik. Adrenalin ise benim metabolizmamı hızlandırıyor, kalp atışımı hızlandırır, göz bebeklerimin büyümesine sebep olur. Adrenalin daha çok işte korktuğumuzda, heyecanlandığımızda ya da bir coşku duyduğumuzda daha fazla salgılanan bir hormondur. Eşeysel bezlerimizi ikiye ayırdık. Erkeklere ait özellikleri barındıran, erkeklerde bulunan testis. Bir de dişilerde bulunan yumurtalıktan bahsettik. Testis erkeklere ait özelliklerin oluşmasını sağlar. Yumurtalık ise dişilerde dişilere ait özelliklerin oluşmasını sağlar. Şuraya lütfen dikkat edin. Testis sperm salgılar, yumurtalıkta yumurta oluşumunu sağlar diyoruz. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.